Merhaba arkadaşlar, bir dersle daha karşınızdayız. Bu dersimizde objemizin başka bir programda, 3D programında alma verme esnasında karşılaşabileceğimiz bir soruna değineceğim. Onu nasıl halledebiliriz, onu göstereceğim size. Öncelikle bu objemizi 3D Max 3D Max'e bir gönderelim. Ben şu anda seçili olan objem kafası, evet, Max'e gönderiyorum. Max'e geldi. Şimdi arkadaşlar, burada bu kafa normalde ZBrush'la aynı büyüklükte. Ama biz her zaman aynı büyüklüğü bilemeyebiliriz. Max'te çalıştığımız zaman çalıştığımız obje bazen çok büyük ebatlarda olabiliyor. Mesela buradan büyütelim. Şu ebatta bir objemiz olsun. Şimdi bu objemizin büyüklüğünün ZBrush'ta nasıl görüneceğine bir bakalım. Goza geldik ve seçili objemizi şeye gönderdik. ZBrush'a gönderdik. Şimdi burada karşılaşacağımız sorun şu. Objemizde brush çalışacağımız zaman, evet, objemiz buraya geldi. Ama brush'ını çalışacağımız zaman brush'ın değerleri, bakın şu anda görüyorsunuz, işte 104, 130, 140 maksimum boyuta geldiğimiz zaman etki alanı bu kadar arkadaşlar. Bu ne demek? Biz brush'ı daha fazla büyük kullanamayız. Çünkü burada sorun brush değil, objemiz haddinden fazla büyük demektir. Burada objemiz makul ölçü, bu çok daha büyük daha olabilirdi. Brush'ımız daha da küçük olabilirdi. Bizim normalde brush'ımızı şu aralıkta kullanırız. Şu aralıkta. Ama görüyorsunuz ki etki alanı baya küçük. Size baya küçük. Burada ne yapacağız? Brush'ımızı büyütemiyoruz. Brush'ımızın maksimum büyüklüğü bu. Ve bizim istediğimiz şey de daha da küçük. Ne yapalım? Burada bizim objemizi küçültmemiz lazım. Objemizi küçültmemizin yolu nedir? Bir, burada şu özelliği kullanarak küçültürüz. İkinci yöntem ise en mantıklı yöntemdir. Buradan yine şeye geliyoruz arkadaşlar. Geometri bölümünde aşağıda size'ımızın olduğu değer var. X, Y, Z küçültmeleri, ama şu merkez size küçültmesi. Bizim buraya ihtiyacımız olan değer 1 ya da 2'dir. ZBrush'ın çalışma brush için en uygun ölçüsü 1 ya da 2'dir. Ben buraya 2 giriyorum. Enter'ladan, evet. Şu anda görüyorsunuz. F'le bakalım, tekrar yaklaştıralım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi benim brush için gerekli büyüklüğü bana burası veriyor. Şu anda bak, büyüttüm. Ne kadar veriyor? Brush'ımın etki alanı küçülttüm. Tam ideal çalışması 2'dir arkadaşlar. Bir de objemiz, yine şurada şöyle yapalım. Objemiz merkezde bazen gelmez. Yani Max'te biliyorsunuz çok farklı. Şu anda merkezde görüyoruz, değil mi? Bak. Objemiz merkezin dışında bir yerde olsun. Görüyorsunuz. Evet, şurada. Buradaki objeyi oraya alalım. Karşılaşacağım sorunu nasıl açacağız bakalım. Geldik. Objemiz aslında buraya geldi. Ama nerede? F tuşuna basıyoruz. Burada. Ama nerede? Yine bakalım. Evet. Alanımızın, yani bizim merkez alanımızın çok daha uzağında ve büyük. Küçültmeyi göstermiştik. Ne dedik? Küçültme burada. Bizim şu kafamız ne olması lazım? Size'ında 2 yapıyoruz. Enter ettik. Kalan diğer sorun, bunun merkeze alınması lazım. O da pozisyona geliyoruz. Pozisyondaki değerleri sıfıra giriyoruz. Evet. Ne oldu? Objemiz şimdi merkeze yerleşti. Şimdi artık çalışmaya başlayabiliriz. F tuşuna bastık. Evet, objemiz tam merkezde. Bu değerlere girmeden objemizin üzerinde istediğimiz çalışmayı yapamayız. Umarım faydalı olmuştur. Başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.